Son konuşacağımız karşılaşma bu 20. haftanın ilk maçı, açılış maçı olan Denizli Spor, Eyüp Spor karşılaşması. Denizli Spor can derdinde tabii, yani çok mutlaka çok güçlü bir rakip olmasına rağmen Eyüp Spor'dan puan almak istedi ve dirençli bir oyun ortaya koydu. Maç içinde de bir kırılma anı oldu. İşte şeyin Ömer Şişmanoğlu'nun kafası kafa vuruşunda top direkten döndü. Geri dönüşte neredeyse hemen hemen o pozisyonun takibinde de yeni transfer Halil Akbunar kalitesini konuşturdu. Sağdan daldı diyelim. Bir çok kendisine has hareketlerle daldı. Ceza sahası içine sert kesti ve bir talihsiz bir şekilde Denizli Spor savunmasına çarpan top ağlarla buluştu. Bir kendi kalesine gol ile Eyüp Spor ihtiyacı olan, hani buraya onun için gelmişti, yarım sıfır olsun benim olsun maçını istediği gibi aldı. Yarım sıfır olsun benim olsun diyen bir Denizli Spor vardı. Hatta sıfır sıfıra da belki fit olabilirdi çünkü karşıdaki rakip çok güçlü bir takım. Ama Denizli Spor gerçekten can acıtıcı bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Evet, Özcan Pehlivanoğlu hocam, Denizli Spor, Eyüp Spor. Şimdi ben yani kendi futbol bilgime, futbol tecrübeme, futbol mantaliteme göre bu Eyüp Spor takımının ne yaptığını anlamıyorum. Yani sahadaki futbolcuların değil, yani işte transfer politikaları, alınan oyuncular, giden oyuncular falan anlamıyorum. Şimdi futbol bir istikrar oyunudur. Bir kadro oyunudur. Şimdi siz yani bu kadro üzerinde oynarsanız nasıl bir netice ortaya çıkar bunu bilemezsiniz. Ve geçtiğimiz yılda Eyüp bunu yaptı devre arasında. Bundan sonra netice alamadı. Şimdi ikinci yarının ilk maçı zor olur tabii. Doğaldır ama futbol şansı yüzünden Eyüp galibiyetle döndü. Yani o pozisyon gol olmasa belki burada farklı bir hikaye konuşacağız maçla ilgili. Ve o pozisyon gol oluyor. Hocam zaten evet. O golden sonra Denizli Spor'un bütün enerjisi çekildi. Evet. Tamamen yani, oyundan düştü. Evet yani tamamen oyundan düştü. Yani farklı bir şey konuşacağız. Bana göre yani tamam arkadaş yani iyi takım ama ya. Yani Denizli Spor gibi bir takım karşısında daha farklı bir oyun oynaman lazım. Kadroyla, bu oyuncularla. Tamam Halil Akbunar iyi bir transfer. Halil Akbunar'ın kalitesini biliyoruz. Göztepe'den çok yakından tanıyoruz. Yani buraya gelmiş. Katkı da sundu. Maç boyunca yani bence Eyüp'ün gol yollarındaki en etkili adamıydı. Ama şimdi bir Umut Bulut'u oynatıyor mesela. İbrahim Yılmaz aslında hazır. Transfer ettin. Onu oynatmıyorsun. Bu kadar şaşadan bahsediyoruz. Günün sonunda 9 numarada Umut Bulut var. Evet. Mesela yani. Bu da bir çelişki. Bu çok çelişki. Yani Eyüp'ün oynadığı futbol beni mutlu etmedi. Tabii kazandı. Kazanan takıma bir şey de söyleyemiyorum yani. Bu kadar puanla ligin zirvesinde. Tabii. Yani kazanmış bir şey diye ama yani bir de soruyorum yani memnun mu Eyüp camiası? Yani Eyüp Spor yani, camiası. Camia içerisinde şöyle bir konuşmalar geçiyor tabii. Yani farklı bir şekilde yönetiliyoruz şu anda. Alışmadığınız bir şekilde yönetiyoruz. Bunun ne kadar olmadığı sene sonunda belli olacak. Yani şimdi mesela bir oyuncu alıyorsun İbrahim Yılmaz diye. Bu İstanbul Spor'la özdeşleşmiş bir oyuncu. Evet. İstanbul Spor'un uzun yıllardır oynadığı bir futbol var. Mustafa Dalcı çalıştırdı. Fatih Tekke şimdi tekrar geldi. Osman Zeyip Korkman aşağı yukarı aynı futbolu oynattılar. İbrahim Yılmaz o futbolun içerisinde etkili bir forvet. O oyunun yıldızı. Evet, o oyunun yıldızı. Evet. O oyunun yıldızı olacak mı acaba? İşte büyük bir soru işareti. Yani. Önemli. Yani büyük bir soru işareti. Yani o da düşündü. O da düşündü. O da düşündürücü bir transfer bana göre. Yani şimdi kanat oyuncuları mesela Eze'de bana göre yani sahada benim beklentimi karşılamadı. Evet. İlk yarı çok kötüydü. İkinci yarı rakip oyundan kopunca boş alan buldu. Etkili oldu. Benim gördüğüm maçın içerisinde. Yani ben Eyüp'ten tamam lider bu kadar galibiyeti var. İçeride. Ama ya farklı bir oyun bekliyorum. Çünkü yani Denizli Spor direnebilir ama Giray Bulak'ın maçtan önceki röportajını dinledim. Ben ya pes etmiş yani. Mali sorunlar. Kampa gidememiş takım. Transfer tatilinden açamamış.
Kent'ten destek görmüyor. Yani ve son 3 maçını almış bu takım. Öyleyken destek, yani öyleyken bu sorunları yaşıyorlar. Yani gerçekten sorunlar içinde boğuşan bir Denizlispor'a karşı böyle bir futbol oynuyor. Mesela bak, galip gelebilirsin. Ben oynadığı futbola bakıyorum yani. Eyüp'ün oynadığı futbol beni mutlu etmedi yani. Ki Eyüp'ün futbolcular işte yıldız oyuncular yani, anlatabiliyor muyum? Yani daha farklı bir de transferleri de ben doğru transferler olarak değerlendiremiyorum yani. Kimse kızmasın. Yani Halil Akpınar'ı da almaz. Ya tam Halil Akpınar'ı 1. Lig'e, Süper Lig'e çıksam belki alabilirim, anlatabiliyor muyum? Bak, Halil Akpınar da bir şey söyleyeyim. Temin İbrahim Yılmaz için yaptık. İstanbul Spor'un yıldız oyuncusu. Halil Akpınar Göztepe'nin yıldız oyuncusu. Unutmayın. Ama Halil Akpınar... Tutunamadı mesela. Efendim? Döndü. Belçika'da tutunamadı, geri döndü. Yani işte adapte olamıyor. Oradaki yaşama, oradaki futbola, oradaki mücadeleye. Şimdi yani o takımlarda yıldız oyuncular olabilirler bunlar. Ama yani Eyüp'e gelip Eyüp'ün derdine derman olabilecekler mi? Ya da Eyüp'ün çaresi olabilecekler mi? Eyüp'e ilaç olabilecekler mi? Orada soru işaretleri taşıyorum. Ha, bu Eyüp öyle de veya böyle de Süper Lig'e çıkar bence. Yani, bunu söylemem lazım ama Denizlispor maçında oynadığı futbolda yani arkadaş ya, daha iyi şeyler yapacaksın. Daha. Ben tamam yani ilk işte sezonun ama ilk yarısının ama ikinci yarısının ilk maçları hep zor olur diye söylüyorum yani, tamam mı? Ama ya bu zorluğu da bu takım aşacak be kardeşim. Daha güzel bir futbol skor oyunu diyoruz da, ama bu kadrolar da farklı bir şeyler yapsın yani dediğim. Aynen yani öyle. Farklı bir şeyler bekliyorum. Bak şimdi kimse doğru, yanlış anlamasın. Çok doğru söylüyorsun. Ya Eyüp Denizli maçı oynanırken sıkıldım. Bak, futbolun ağırlığından, oyuncuların aynı yerlere topu alıp vermelerinden, yan pas yapmalarından ve sık sık Galatasaray-Hatay maçına geçtim. Tamam, sık sık ama. Galatasaray Hatay maçında hem Galatasaray'ın hem Hatay Spor'un oynadığı oyunu bak. 4-0 mağlup oldu Hatay Spor. Ama bana göre çok güzel top oynadı. Yani açık futbol, iyi futbol. İbrahim Üzülmez Hoca senin bu söylediklerini dinlesin ve düşünsün bana göre. Evet. Çok son derece ağır futbol. Yani bu oyuncular Süper Lig'den geldiler. Şimdi Galatasaray ile Hatay arasında bu kadar hızlı, süratli, açık, tempolu, paslar doğru, diklemesine oyun. Seyrediyorum. Yani elimde devamlı kumanda. Sıkılıyorum Eyüp maçından, geçiyorum Galatasaray-Hatay maçına. Yani oyuncular çok güzel, paslar, paslaşmalar çok güzel, üçgenler çok güzel. Hızlı bir de. Her şey hızlı. Bak, hızlı oynanıyor. Eyüp Denizli maçında çok ağır. Yani o ne diyorlardı? Slow motion mu diyorlardı? Yani ağır çekim. Anlatabiliyor muyum? Ağır çekim bir futbol. Ya bu futbol değil kardeşim. Oyunumuz yani, bu yalnız hocam bizim. Sürpriz değil yani. Biz sezon başında böyle hareketli bir oyunumuz yok. Ezde'de gittikten sonra o bölgede biz çok da hareketlenemeyiz. Özcan Pur'da bunu sadece Eyüp Denizli maçı itibariyle söylemiyorum. TFF 1. Lig'de oynanan futbol maçların neredeyse %90'ında bu şekilde ağır, hep yan pas, yani hızlı değil oyun yani, anlatabiliyor musun? Biz Fenerbahçe'yi bu sene niye çok takdir ediyoruz? Çok hızlı gidiyor. Pres yapıyor, basıyor, uçuyor forvetler. Yani kim var? Joshua King var, Batshuayi var, Enner Valencia var, tamam mı? Ya kardeşim sen de buradan bir ilham alacaksın yani. Oynanan futbolun hızlanması açısından. Mesela Eyüp takımı bunu yapabilecek özelliklere sahip bir takım. Kalitesi itibariyle. Tabii. Ama bunu yapamıyorsan... Oyuncu kalitesi çok yüksek. Çok yüksek ya. Sen bunu yapamıyorsan zaten. Şimdi mesela Halil Akbunar aldın. Halil Akbunar bunu yapabilecek bir kanat oyuncu, bir forvet oyuncu. Bunu denemen lazım yani. Hızlanman lazım. Yani. Bu hızlanmayı yapabilirsen... Burada da bütün bu söylediklerin bence İbrahim Üzülmez'e çıkıyor. Yani adres o. O da bir şey söyleyeyim sana. Günü kurtarmak adına bu tip bir futbol oynatıyor. Katılıyorum. Ama bu da bize seyir zevki vermiyor yani, anlatabiliyor muyum? Hocam. Eyüp bak, galip geldi. Bunun şöyle bir tehlikesi var, senin bu söylediğinin şöyle bir tehlikesi var. İşler iyi gittiği zaman tepki çekmezsin. Ama herhangi bir ters skorda bütün oklar sana yönelir. Keçiören'le mağlup oldun.
Yani Keçiören'e mali bak. Tabii şimdi bir mesela, hafta için var, terörü ediliyor böyle şeyler. Ha, şimdi bu hafta Samsun maçın var. Hadi doğru. Bakalım sen bu şekilde oyna bakalım. Denizli'ye karşı oynadığın gibi oyna bakalım. Çok zor. Yani Samsun kolay yutulur lokma değil yani. Biz de her ne kadar Samsun'la oynadık. Abi, hızlanman lazım kardeşim. Tempo. Daha karşı takımı öyle gardını düşürebilir. Yani. Sen hızlanmazsan karşında hızlanacak bir Samsunspor var. Var tabii. Tabii. O sana o tepkiyi verir yani. O tepkiyi verir. Doğru tabi bak. O tepkiyi verir. Bu açıdan yani Eyüp'ün bu futbolu bana çok yavan geldi. Kazansa bile. Denizlispor'a da Allah yardım etsin yani. Gerçekten zor. Denizlispor neyin eleştireyim Denizlispor'u? Bence herkes Giray Bulak başta olmak üzere bütün futbolcular ellerinden gelen mücadeleyi veriyorlar ama ya kardeşim, yani böyle bir ortam içinde futbol oynanmaz. Yani ben futbolu biliyorum. Özcan burada futbolu biliyor. Ömrümüz futbolla geçmiş. Haksızlık bu hocam, haksızlık. Yani Denizlispor'un içinde bulunduğu ortamda kimseye kabahat bulmamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Bir gol yiyorlar, kendi kalelerine atıyorlar, oyundan düşüyorlar. Kırılma bu yani. Yani bir bakıyorsun hatlar arası yani birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge genişliyor. Yani oyuna aldıkları oyuncular sinir halinde. Yani bir sofraya oturduğun zaman huzurla yemek yiyemiyorsun ama çok önemli bir şey. O futbolcular itman sonrası sofraya oturdukları zaman kulüpte huzurla yemek yemiyorlarsa, kafalarında 40 bin tane dert varsa, teknik adam rahat değilse bildiğini de yapamazsın. Yapamazsın. Evet. Yani Denizlispor'un da durumu bu. Allah yardım etsin diyorum. Yani ben onları futbolla değerlendirmiyorum. O kadar ağır sorunları var. Anlatabiliyorum. Mesela yani Giray Bulak ve takım bana göre doğruları yapıyor. Ya. Bu kadar yani. Yedek kulübesini bile zaman zaman dolduramadığım bir durumda. Yani. Onun için bu takımlarımıza Allah yardım etsin. İnşallah iyi olurlar. Evet, teşekkür ediyorum Özcan Pehlivanoğlu hocam. Şimdi Özcan Purdu'ya döneceğim. Hocam şimdi tabii ki bir yandan Denizlispor maçını değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir yandan da tabii önümüzde çok kritik bir maç var. Eyüpspor ve Samsunspor. Her iki takım için de çok önemli. Eğer Eyüpspor Samsunspor'u yenerse ki bunlar birbirlerinin direkt rakibi, birinci ikinciyle karşılaşıyor. Kuşkusuz haftanın karşılaşması. Eyüpspor kazanırsa puan farkını en yakın rakibi, yani şu ana kadarki kendisine en yakın takip eden rakip olan Samsunspor'la arasındaki puan farkını 9'a kadar çıkaracak ve ligi koparacak belki de. Fakat buraya yazmışım hocam. Tam bir final maçı. Tersi olursa, olur ya Samsunspor Eyüpspor'a işte yarım sıfır galip gelirse, bu defa aradaki puan farkı 3'e düşecek. Arkadan gelenler de umutlanacak. Lig bir anda hani farklı bir şey havaya bürünecek. Ne görüyorsun? Ben bir şey söyleyeyim mi? Eğer öyle olursa Eyüpspor panikler. Ne kadar iyi takım olursa olsun. Yani puan ya farkının 3'e inmesi Samsun'la diğer takımların daha da yaklaşması Eyüpspor'u panikletir. Eyüpspor'un maçları inanılmaz derecede zorluk kazanır. Evet, gergin maçlar haline dönüşebilir. Evet, Eyüp'teki hava nedir? Denizli'den nasıl döndü ve Samsun maçına giderken nasıl bir hava var? Semtte diye sorayım. Yani klasik sorumu sorayım. Maçını kaybederse bütün takımlara davetiye çıkartır. Yalnız yani son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bu oynadığı futbol Samsun maçına yetmez. Ben açık söyleyeyim. Samsun'un da Altay'da oynadığı maç bu maça yetmez. Onu da söyleyelim yalnız. O konuda aynı fikirde değilim. Samsun'un geçerli ve yeterli bir futbolu var diye düşünüyorum. Ben şahsi görüşüm. Ama şöyle bir artısı olacak Eyüpspor'un. İbrahim Yılmaz, Babel ve Ömer, cezalıydı Ömer. Ömer'in kadroya girdiğini düşündüğümüz zaman farklı bir profilde Eyüpspor görebiliriz. Babel cezalı mıydı hocam bu hafta? Tahmin ediyorum bir sakatlığı vardı kampta. Yani ben Babel'in durumu hakkında bir bilgi alamadım. Burada yanlış bir bilgi de vermeyeyim. Yani arkadaşlarla da yönetici arkadaşlarla da konuşamadım. Ben de Babel'i görmeyince şaşırdım açıkçası. O konuda bilgi alınca sizi bilgilendireceğim. Çünkü Babel bu takımın en önemli oyuncularından biri. Yani bir kanatta Halil, bir kanatta Babel'in olduğunu düşünürse ki bir eksisi de var Eyüpspor'un bu hafta. Recep Niyaz 4 sarı kart cezalısı. Yani Recep Niyaz da ön bölgeye koşularda, orada savunma arası koşularda, santraforun yanına gidişlerde ki şimdi Eze'den farklı olarak İbrahim veya işte Umut da oynadı.
daha farklı biriyle oynayacak artık. Yani ona top indirecek bir adamla oynayacak Recep Niyaz. Yani Eze kaçarak oynuyordu. Recep ona yetişmeye çalışıyordu. Şimdi bekleyerek oynayacak santraforla oynayan Recep daha da katkı verebilir ama bu maçta 4 sarı kart nedeniyle kadroda yer alamayacak. Maça gelince Denizli maçın ilk yarısını iyi oynadı. Yani iyi hazırlanmış maça. Güray Hoca da iyi bir taktikle rakibini hem durdurdu hem iyi top kullandı hem de atak yaptı. İşte maçın 5. dakikasında Mayi'nin kaçırdığı bir pozisyon var. Harun kurtardı ki bence iki dönüm noktasından biriydi o. Bir de 45. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun vurduğu kafa direkten döndü. Tam bir kırılmaydı o Denizli Spor açısından. O dönen topun da kontratakta Harun'un götürdüğü topta Hakan'ın kendi kalesine attığı gol. Bence Denizli Spor'un fişini çekti amiyane tabirle. Çünkü bütün enerjisini kaybetmiş bir Denizli Spor gördük. İkinci yarı toparlamaya çalışan, ne yaptığını bilmeyen, ön alana çıkıp orta alanı boşaltan ve buralarda da Eyüp Spor'a koşu alanı bırakan Denizli Spor bence ikinci yarı farktan kurtuldu. Tabi Denizli Spor'un rakibi Eyüp Spor değil ama Giray Hoca'nın da elinin değdiğini, Denizli Spor takımını da her maçta rakibini zorlayacak seviyede olduğunu gördük. Eyüp Spor tabi Halil'in gelmesiyle ataklarda daha hızlı rakip sahaya inebiliyor ama elindeki rakip sahaya inecek santrforu bırakıp daha ağır gelebilecek İbrahim'i transfer etti. Yani Eze ile Halil'in beraber oynadığını düşündüğümüz zaman kontra ataklarda çok etkili bir Eyüp Spor'u da görebilirdik ki bugün Eze de İstanbul Spor'da Süper Lig'deki ilk maçına çıktı ve ilk maçını da kazandı İstanbul Spor. Onu da göz ardı etmeyelim. Tabi bu maç önemli. Niye önemli? Ligin ikinci yarının ilk maçı, hem deplasman zorluğu, hem ilk maç zorluğu, hem de şiddetle puana ihtiyacı olan bir rakiple oynuyorsun. Bence bu alınan zorlu deplasmandan alınan 3 puanı ben önemsiyorum. Her ne kadar ilk yarı tutuk oynasa da ikinci yarı rakibin gardının düşmesiyle etkili bir Eyüp Spor'u da gördük. İkinci yarı tamamen üstün oynadı. Çok pozisyona girdi, çok kaçırdı. 9 numarada tabii İbrahim gelecek. İbrahim iç sahada etkili olabilir diye düşünüyorum ama kendi kafamda yaptığım profilde Eyüp Spor'un da baskılı oyun oynamadığını biliyorum ben. Yani kendi alanında bile bilhassa maçın ilk yarılarında kendi ikinci bölgesinde bekleyip rakip savunmanın arkasına top atarak oynayan bir Eyüp Spor olduğunu görüyorum. Burada İbrahim Üzülmez Hoca'nın mutlaka Eyüp Spor'un oyununu, tabii skor alıyor. Yani baktığınız zaman sen ne diyorsun hemşerim? Benim 41 puanım var. En yakın rakibimden 6 puan öndeyim. İlk 2'deyim. Sözünü bana karşılık olarak verebilir ama işler iyi giderken bu göze batmaz. Ama yarın başarısız bir sonuç alırsan ilk tepkiyi alacak da bence bu kadroyu oynatamıyorsun. Güzel futbol oynatamıyorsun. Şimdi bir de skor alamıyorsun denecek adam da İbrahim Üzülmez olacaktır. Hocam Eyüp Spor takımında Halil'in kanatta oynadığını gördük ama ters ayakla oynaması ne kadar doğru tartışılır. Niye tartışılır? Halil böyle ters ayakla oynadığı zaman içi alıp şut özelliği olan bir oyuncu değil. Daha çok aşağı çizgiye inip orta yapan bir oyuncu ve sağ ayağında da 2-3 tane başarısız orta yaptığını gördük. Bence Halil'i orijinal yerinde oynatmakta fayda var diye düşünüyorum. Ben acizane bir tavsiye olarak bulunuyorum. Maçı koparacaksın hocam. İkinci golü atacaksın. Bak son dakikalarda bir penaltı pozisyonu oldu mesela. Hakem verse kimse bir şey diyemez. Bir elle oynama pozisyonu oldu. İşte atamadığın golleri orada arayabilirsin. Bu tür rakiplere karşı mutlaka maçı koparman gerekiyor. Tabii farklı bir yönetim şekli var Murat Başkan'ın. Bu sene sonunda
bu yönetimin, yani bu yönetim şeklinin ne kadar başarılı olup olmadığını göreceğiz. Ama şu anda başarılı gidiyor. Zorlu bir Samsunspor maçı var. Yani bana göre bu oyunun üstüne çıkmak mecburiyetinde. Çünkü Samsunspor takımı kuvvetli bir rakip. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Gerçekten bugün yine sizlerle doya doya TFF 1. Ligi uzun uzadıya değerlendirdik. Konuşamadığımız bir Pendikspor Erzurum. Pazar akşamı kapalıyız belli yani. Kepenkler kapalı pazar akşamı. Yani bundan sonra böyle. Pendikspor Erzurumspor maçı dışındaki bütün maçları konuştuk. O maçta oynanmadığı için konuşamadık tabii. Bir de tabii bu hafta Bandırma Spor'u izleyemedik. Bay olduğu için. Tabii merak ettiğimiz takımlar. Onları da gelecek hafta izleyeceğiz. Ben her iki hocama da çok teşekkür ediyorum. Programı kapatırken kanalımıza abone olma çağrısını yapacağım ama önce bir Özcan Pehlivanoğlu'na döneyim. Bir veda belki bir şeyler söylemek ister. Sürçülisan ettiysek affola diyorum. Bütün takımlardan, taraftarlardan, yöneticilerden onlara bu hafta başarılar diliyorum. Her şey gönüllerince olsun. Teşekkür ediyorum. Özcan Purda hocam kapanırken neler söyleyecek? Özlemişiz. Güzel bir futbol muhabbeti oldu. Bu hafta önemli bir Samsunspor Eyüp Spor maçı var. Kardeşlik, dostluk içerisinde hak edenin kazandığı bir maç olsun diye temenni ediyorum. Evet, gerçekten müthiş bir final maçı olacak. O final maçına yakışır, dostane bir maç olsun ve yine hak eden kazansın. Böyle işte hakem hatalarıyla, bilmem tartışmalı pozisyonlarla, vurduyla, kırdıyla, penaltıyla, bilmem dirsekle falan filan değildi. Hani sahada iyi top oynayanın kazandığı bir maç izleriz. Finale yakışır bir maç izleriz inşallah. Tabii hep birlikte biz de kanalımızda Allah izin verirse yorumlayacağız. Özcan Pehlivanoğlu hocama, Özcan Purda hocama bu güzel pazar sohbeti için teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşünceye kadar efendim, ayrılırken kanalımıza lütfen abone olunuz. Görüşmek üzere.